Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyike l-hüccet ibnil hasen. Salavatüke aleyhi ve ala abaihi fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyen ve hafizen ve gaiden ve nasira ve delilen ve ayna. Hatta tuskinehu erzeke tev'a ve tumetti'ehu fiha tevila. Birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil feracın. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in sallallahu aleyke. Ya veliyel asr edrikna ve erşidna ve ehdina. Dünyadaki yaşama sebebimiz o bir dünyayı elde etmektir. O bir dünyayı kazanmaktır. Çünkü bizi devamlı yaşayacağımız bir dünya bekliyor. Cennet adında ölmeyeceğimiz bir yer bizi bekliyor. Oranın da güzel olması için mutlaka bu dünyayı değerlendirmemiz gerekir. Bu dünya, o dünyayı kazanmamız için bize verilmiş kısa süreli bir yerdir. Hazreti Ali aleyhisselam tam bu hususta buyuruyor ki dünyanın iki adama faydası var. Birincisi iyiliklerini çoğaltan insan, ikincisi ise günahlarını bağışlatan insan. Yoksa dünyada yaşamanın hiçbir faydası yoktur. Çünkü insan ne kadar yaşarsa da yaşasın, hangi imkanlarla da yaşarsa yaşasın, o imkanlar da bitecektir bir gün. Ve bu dünyada sona erecektir bir gün. İnsanın elinde kalacak iki şey olacaktır. Bir, yaptığı iyilikler, bir de yaptığı kötülükler. Bu ikisiyle o bir dünyada yüzleşecektir. Odur ki bu dünyayı en güzel kullanmanın yolu her anımızı iyiliğe çevirmek. Bu niyetle bile mümkündür. Örneğin siz normal işinizi yapıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, iş yerinizi açıyorsunuz. Bir bu var ki insan sadece bu dünyayı elde etmek niyetiyle bu işi yapsın. Para çoğaltmak niyetiyle bu işi yapsın. Bir de bu var ki insan aynı işi, yapacağı aynı işi, aynı kazancı şu niyetle yapsın ki Allah bana çalışmamı emretmiştir. Çoluk çocuğuma bakmayı emretmiştir. Ve ben bu emir doğrultusunda çalışıyorum. Bu emir doğrultusunda erkenden kalkıp işime gidiyorum. Bu emir doğrultusunda bu kadar çaba sarf ediyorum. Yani insanın niyeti şu olsun ki ben helal kazanmak için, sol çocuğuma rızık götürmek için, ki bu Allah'ın emridir, bunun için çalışıyorum. Bu niyet olursa, bu niyetin kendisi de olur iyiliği, kendisi de olur sevap. Ama aynı işi bu niyet olmaksızın sadece bu dünyada yaşamak için, karnını doyurmak için yaparsa insan, yani Allah'ın emri olduğu için değil de sadece para biriktirmek için o niyetle yaparsa, bu insanın eline hiçbir şey geçmez. Dolayısıyla da bu dünyada ne var ise, bu dünyada insan her anını, niyetini doğru tutarak menfaatine çevirebilir. Bu sadece niyetle mümkündür. Dolayısıyla da bu dünyada hem yaşayıp hem de sevap sahibi insan olabilir. Bu bir. İkincisi de insanın bu dünyada ister istemez hatalara bulaşıyor, günahlara bulaşıyor ve fırsatı geçmeden hemen tövbe etmesidir. Bu dünyayı kullanma yollarından bir tanesi de budur. Odur ki Hazreti Ali buyuruyor, dünyanın iki kişiye faydası var. Bir, iyiliklerini çoğaltana, iki, günahlarını bağışlatana. Bu iki kişiye fazla iyiliğin, dünyanın faydası var. Hazreti Ali'nin bir sözünde ne buyuruyor ki, iyilik
kalpleri kazandırır. Evet, bu iş böyledir. İnsanın yaratılışı, fıtratı böyledir. İyi insanları insanlar sever, kötü insanlardan da insanlar uzak durur. Ve bir insanın etrafında çok insanın olması, o insanın dünyavi işine de çok yarar, öbür dünyasına da çok yarar. Sen kötülük yapmayarak insanları etrafından dağıtmıyorsun. Kötülüğün neticesi her zaman budur. İnsanlara sert davranmak, insanları kırmak, insanlara asık suratla davranmak, insanların ricalarını geri çevirmek. Bunlar insanın etrafından insanı dağıtır. Ve iyi olmak, hoşgörülü olmak, güler yüzlü olmak, insanların elinden geldiği kadar işlerini yapmaya çalışmak, İnsanları çalıştırmamak, sen kendi işini kendin yapmak, hele başkasının işini de becerebiliyorsan iyilik olsun diye onlara da yardımcı olmak. Bunlar insanın etrafına insan toplar, dost toplar. Ve insanın etrafında ne kadar dost olursa, ne kadar arkadaş olursa ticaretine bir o kadar faydası olur. Bir o kadar daha fazla para kazanır. Etrafında insan çoktur. Gücü fazladır çünkü. Odur ki kalbin, Allah bu kalbi öyle yaratmıştır ki bu kalp iyiliği seviyor. Kötülükten de uzak duruyor. Bu insanın doğasında vardır. Yapısında vardır. O zaman akıllı insanın yapacağı iş budur ki ben iyi olayım ki kalpleri kazanayım. Kalplerin teveccühünü kazanayım. Hazreti Ali'nin sözüdür bu. İyilik her zaman kalpleri ne yapar? Kazanır. İyiliğin bir başka mükafatı ve neticesi insanı rezil olmaktan kurtarır. Evet, bazı işler vardır ki, bazı iyilikler vardır ki arkadaşlar, eğer siz o iyiliği yapmazsanız, daha sonra oluşan olayda siz rezil olabilirsiniz, siz utanabilirsiniz. Çünkü bazen insanın yapması gereken görevleri vardır. Farz-ı misal, biri hastalandığında duyarsın ve onun yanına gitmezsin. Onun yanına gitmek iyiliktir. İyilik yapıyorsun. Sen bir sevap elde ediyorsun. Artı o adama da bir iyilik yapıyorsun. Çünkü hasta ziyareti tavsiye edilmiştir. Hastayı ziyaret etmek o hastanın çabuk iyileşmesine sebep olur. Moralinin düzelmesine sebep olur. Kendisinin önemsendiğinin farkına varmasına sebep olur. Bunlar da insanın iyileşmesine, çabuk toparlanmasına sebep olur. Dolayısıyla da Allah bu işe sevap vermiştir, hasta ziyareti. Veyahut da başsağlığına gitme, cenaze olduğunda başsağlığına gitme iyilik sayılmıştır, ihsan sayılmıştır. Şimdi sen hasta olur bir insan arkadaşın ve tembellik edersin gitmezsin. Yarın su günü onu gördüğünde utanırsın. Cenaze yeri de aynıdır. Yarın su günü yanına gittiğinde utanırsın. Veyahut da birinin sana ihtiyacı oldu ve sen elinden gelmesine rağmen onun ihtiyacını gidermedin. Ne olacak? Yarın su günü o ihtiyaçtan dolayı o adamın başı belaya girdiğinde, başına kötü bir iş geldiğinde, o adamla karşılaştığında veyahut da kapı komşundur, insan utanacaktır. Diyecektir ki ben bu adama bunu yapsaydım bunun başına da bu iş gelmeyecekti. Dolayısıyla da insanı iyilik rezil olmaktan kurtarıyor. Toplumda bunun örnekleri fazladır, hem de çok fazladır. İyilik yapmak her zaman iyidir, rezil olmaktan kurtarıyor insanı. Veyahut da sen bir yere gidiyorsun, yolda birini gördün arabanla, o adamı almadın arabana, ona bir iyilik yapmadın. Ve o adam da örneğin yağmur yağdı, yağmurun altında ıslandı ve 10 dakika sonra o adamla tekrar karşılaştım ve adamın üstü, başı bütün yaş olmuştur.
Ve ister istemez insan utanacaktır yarınsı günü. Yani yanımdan geçtim, beni arabanı almadın o yağmurun altında. Utanacaktır insan. Dolayısıyla bazı iyilikler vardır ki o iyilikleri insan terk ederse rezil olmasına, utanmasına sebep olur. İyiliğin başka bir faydası budur ki Peygamber Efendimiz buyuruyor. İyilik yapar insanlar kötü ölümlerden uzak durur. Bazı ölümler vardır arkadaşlar, çok kötüdür. Ölümün de hayırlısı diyorlar ya, yani bazı ölümler vardır insan rahat ölür. Rezil olmadan ölür. Bazı ölümler de vardır ki çok kötüdür. İnsan rezil olur. Ve ölümün de hayırlısı iyidir. Ölümün kötü olmaması için iyilik şarttır. Bir insanın hayatı boyunca iyi bir insan olması lazım. Yani bu insanı 10 kişiden sorsan ki bu insan nasıl bir insandı, 9'u dese ki iyi bir insandı, bu insan iyilik yapan bir insandır anlamına gelir. Ve böyle bir yapıda insanın ölümü de iyi olur, kolay olur ve kötü ölümden uzak durmuş olur. İyiliğin başka bir faydası eve bereket getirmesidir. İş yerine bereket getirmesidir. Arkadaşlar, insanlara iyilik yapan insanın bereket her zaman başından dökülür. Peygamber Efendimiz şöyle bir tabir buyurmuştur. Buyuruyor ki, sel dağdan nasıl akıyorsa, hangi süretle, şiddetle akıyorsa, iyilik yapan insanın evine de o şekil bereket, o hızla akar. Yani iyiliğin bir de bereketin hızıyla alakası var. Çabuk karşılığını görür insan. İyilik yapan insan. Dolayısıyla da biz kendi yapımızı, huyumuzu, kişiliğimizi bir şekilde ayarlamalıyız ki iyi insan olmalıyız. Dolmuşta insanlara yer veren insan olmalıyız. Borç istendiğinde elimizden geliyorsa onu vermeye çalışan insan olmalıyız. İnsanlara hastaysa onun yardımcı olabiliyorsak işini yapmaya çalışmalıyız. Evrak işi varsa onu yapmaya çalışmalıyız. Bilmiyorum, yani iyiliğin örneği çoktur. Binlerce örneği vardır. Ve sen yapı olarak kendini iyi bir insan olarak yetiştirmelisin. Kendini düşünen insan hiçbir zaman iyi insan olamaz. Hiçbir zaman. Kendi rahatını, menfaatini hep hesap eden insandan kesinlikle bir iyi bir insan çıkmaz. İyilik zaten kendinden fedakarlık etmektir. Yani hiçbir zaman bir iyilik yoktur ki kendinden zarar etmeyesin. Böyle bir iyilik yoktur. Yani iyilik yapacaksan mutlaka kendinden fedakarlık edeceksin. Hasta yanına gideceksin, zamanından ayıracaksın. Cenaze yerine gideceksin, zamanından ayıracaksın. Bu zaman ya istirahat zamanı ya iş zamanı olacaktır. Bu ikisinden biri olacaktır. Dolayısıyla o iyiliği yapmanın bir karşılığı vardır. Bir bedeli vardır. Hiçbir zaman hiçbir iyilik bedelsiz değildir. Mutlaka insanı bir zarar, yani menfaatine ters olacaktır o iyiliğin. Ama biz onu yapmalıyız. Yani yeri gelecek biz paramızı ödeyeceğiz. Yere gelecek zamanımızı, yeri gelecek gücümüzü harcayacağız. İyiliğin manası budur zaten. Bedel ödemektir. Ama bu bedel ödemenin neticeleri insana faydası vardır. Neticeleri iyidir. Odur ki iyiliğin hem ölüme, hem berekete, hem sağlığa faydası vardır. Peygamberin sözü vardır. Hazreti Resul-i Ekrem buyuruyor, iyilik ömrü uzatır. Ömrün uzaması ne demektir? Yani insanın sağlıklı yaşaması demektir. Öyle hastalıklar var ki insan o hastalıktan dolayı ölüyor. Ömrü kısalıyor. Dolayısıyla da ömrün uzalması için o hastalıktan uzak durmak lazım. Bu da iyiliklerdir. İyiliğin böyle bir
faydası vardır insana. Ölen insan hastalayacaktır. Ama yapmış olduğu bir iyilik insanın o hastalığı atlatmasına veya o hastalığa karşılaşmamasına sebep oluyor. Senin ömründe örneğin sana farz misal akciğer hastalığı gelecektir. Bu senin geleceğinde var. Ama sen bir iyilik yapıyorsun, o karşılaşacağın akciğer hastalığıyla karşılaşmıyorsun. O iyilik bu hastalığın önünü alıyor. Böyle bir faydası vardır bu iyiliğin. Ve dolayısıyla da ömrü uzatır. İmam-ı Cafer-i Sadık buyuruyor. Kıyamet gününde Allah fakirlere diyecek ki, bakın seçin. Kim size iyilik yaptıysa elinden tutun cennete götürün. İmam-ı Cafer-i Sadık'ın sözüdür. İyiliğin o bir dünyadaki mükafatı. Allah Hazreti Musa'ya dedi. Hazreti Musa'ya dedi ki, Musa, kıyamet günü cennet, cehennem iyi insanlara diyecek ki benim elim size uzanmıyor. Yani iyi insan cehenneme girmeyecektir. Yeter ki o yapıda olsun insan, o huyda olsun. Hani biz bazı insanlara diyoruz ya, iyi insandır bu insan. Yani devamlı iyilik yapmanın peşindedir. İnsanlara zarar vermenin peşinde değildir. Fedakarlığın peşindedir. Böyle bir yapıda olmamız lazım. Kendimizi bu şekil yetiştirmemiz lazım. Ve sadece iyilik yapmak değil, iyiliğe aracı olmak da iyilik yapmak kadar faydalıdır. Bazen insanın kendi elinden bir şey gelmiyor. Ama bir başkasının elinden geliyor ve sen de onu tanıyorsun. O insanla, yani mağdur insanla, iyilik yapılması gereken insanla, iyilik yapacak insanın arasını bulmak, ona vesile olmak da iyiliktir. Aynı iyiliği sen alıyorsun. Yani o bunun işini yapıp iyilik yapan insan ne kadar sevap aldı? Aracı da o kadar sevap alıyor. İyiliğin bir o kadar mükemmelliği var. İmam-ı Zeynel Abidin aleyhisselam buyuruyor ki, biri sana iyilik yaptı mı, bir, teşekkür etmelisin. İki, onun iyiliğini devamlı anımsamalısın ve o adama demelisin. Sen falan günü bana bir iyilik yaptın. Senin bu iyiliğin unutulmaz diye o adamı anımsatacaksın. Bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? O adamın iyilik yapmak için teşvik olmasına sebep oluyor. Ve o adamın sana bir daha iyilik yapmasına sebep oluyor. Teşvik iyidir. O iyilik dile getirilmez deniliyor, doğrudur. İyilik yapan dile getirmemesi gerekir. Ama iyilik yapılan dile getirsin. Teşvik edilmesi için dile getirsin. Bu dinin bize emridir. Ve diyor ona dua edin. Size bir iyilik yapılmışsa iyilik yapana dua edin. Ve bizler insanların duasıyla ayaktayız. İnsanların o duasının bereketiyle ayaktayız. Eğer çocuğumuzun başına bir iş gelmiyorsa bu yaptığımız iyiliğin bir bedelidir. Eğer bir hastalıktan kurtulmuşsak yaptığımız iyiliğin bir bedelidir. Eğer bizim işimiz rast geliyorsa yaptığımız iyiliğin bir bedelidir. Yani bir dua almışız. Duaya ihtiyacımız var bizim. Dua içinde iyilik şarttır. Sen bir aileye birine dua iyilik yaparsın. O da gider evinde örneğin o kendisine yapılan iyiliği söyler. Onun hanımı, çocuğu sana dua ederse o duayı Allah görmemezlikten gelir mi hiç? Mümkün müdür bu? Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, layık olmayana da iyilik yapmayın. Şimdi bu layıklığı biz nasıl seçeceğiz? Bizim keyfimize göre seçilmez. Bakınız, biz dünkü konuşmamızda bir şey dedik. Dedik ki insan sana kötülük yapsa da onun karşılığında iyilik yap. Bazı insanlar vardır, gafletten dolayı kötülük yapıyor.
bazı insanlar vardır, artık bu adam kötüdür. Yani bu adam artık Allah'ın çizgisinden çıkmıştır. Bu adama yapılacak hiçbir şeyin faydası yoktur. Hiçbir şeyin faydası yoktur. Şimdi böyle insanlar var. Böyle insanlara iyilik yapmanın bir faydası yoktur. Ama bazı insanlar var, kötü değildir. Sadece kötülük yapmıştır. Kötü insanla kötülük yapan farklıdır. Kötü insan artık kendisi bozulmuştur, yapı gitmiştir. Fıtrat bozulmuştur, kişilik berbattır. Yani adamın her şeyi kötüdür, kötülüktür. Ve yapmanın da hiçbir faydasının olmayacağını sen biliyorsun. Böyle insana iyilik yapılmaz. Yapmaya da gerek yoktur. Ama bir insan vardır. Kötü değildir yapı olarak. Sadece kötülük yapmıştır. Yanlış yapmıştır. O insanın yanlışı karşısında siz iyilik yapın. Çünkü onun yanlışını anlamasına sebep olursunuz. Öyle insan Allah iyilik yapmamızı söylüyor. Ama çizgiden çıkmış. Artık Allah yoluna dönmeyecek. Adamlıktan çıkmış insana iyilik yapmanın bir faydası yoktur. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.